Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. 2022 yılı ile ilgili bakalım falımızda neler çıkacak. Şimdi ben ilk izleyenler için her zaman anlatıyorum, tekrardan anlatayım. Bu video ile karşılaştıysanız bir nedeni vardır diye düşünüyorum. Enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. 2022 yılı ile ilgili kafanızdaki soru işaretleriyle ilgili bir cevap alabilirsiniz gibi geliyor bana. Şimdi siz bunu kendiniz için niyet edebilirsiniz. Tabii eşiniz, çocuklarınız ya da sevdiğiniz biri için de niyet edip dinleyebilirsiniz. Bakalım falımızda neler çıkacak? Ben herkesin baktığı gibi bakacağım. Hiçbir değişiklik olmayacak. Çünkü dediğim gibi ben enerjiye çok inanıyorum. Eğer ki bu videoyla karşılaştıysanız bu tamamen sizin enerjinizle alakalı bir şey. Hani böyle çok fazla birini düşündüğümüzde çarşıda ya da pazarda muhakkak onunla karşılaşırız ya da o kişi bizi arar, bir şekilde tesadüfen karşılaşırız. İşte şu anda bu videoyla karşılaştıysanız bence 2022 yılı ile ilgili, bu arada 2022 derken böyle karıştırıyorum, böyle bir anda 2021 demek istiyorum. Çünkü böyle yıllar o kadar hızlı geçiyor ki ya, ne ara falan yıl sonu geldi, ne ara 2022 oldu falan diye düşünmeden de edemiyorum. Bu videoyla karşılaştırsanız dediğim gibi büyük ihtimalle enerjisel olarak çektiğiniz ve bir sorunun cevabını alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip dinleyebilirsiniz. İkili, üçlü, dörtlü bir sürü videolar var kanalımda. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Tüm bildirimleri aç derseniz de benden gelen tüm videolarla ilgili bildirim alabilirsiniz. Çünkü her gün videolar ekliyorum. Onları da görmüş olursunuz. Videolarımı gerçekten beğeniyorsanız beni desteklemek için beğene basarak ve yorum yazarak destekleyebilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum, yorum yazanlara da. Bakalım yeni yılda bizleri neler bekliyor? Karşımıza çıkan bu videoda ben de her seferinde bir bakarken birine de niyet edebiliyorum bazen. Bakın direkt bir sevinç gözyaşı, yani yılın başında İlk 3 ayında belki de çok büyük sevindirici bir haber alacaksınız. Büyük bir sevinç ile yıl başlayacak diyebilirim. Öyle bir güzel çıktı. Güzel, daha açılmadan sevinç şeyleri çıktı. Sevindirici bir haber çıktı daha doğrusu. Şöyle bir açayım, ben bir bakayım. Sizler de bir görün bakalım neler çıkmış. Bakın çok ferah bir fal çıktı. Hani böyle bunu niyet edenler için inşallah da çok ferah bir yıl olsun. Çok aydınlık, ferah bir fal şu an için. Bakalım şöyle hane kısmında neler var. Şöyle bir bakıyorum. Bakın burada kafası ikiye ayrılmış bir insan var. Hem burada hem burada. Bir konuda hayatınızda bir yerde bir dönüm noktası yaşayacaksınız ve ikilemde kalacaksınız bu yıl içerisinde. Bu bazen ilişkiler için de olabilir ama bazen bir iş anlamında da olabilir. Yani belki çalışıyorsunuz bir yerde, bu yıl içerisinde bu işten hiç, hani yıllarca çalıştığınız, belki de hiç düşünmediğiniz bir iş bu ama öyle bir ayrım gelecek ki ya işten ayrılayım ve başka bir işe gideyim diye bir ayrım, bir farklı düşünme olacak sizde. Böyle ikilemde kalacaksınız ya da ilişkileriniz anlamında da olabilir bu. Yok canım bu ilişki de bitmez zaten dediğiniz yerde siz belki bitirmek isteyebilirsiniz. Hani böyle kafanızı bir şey karıştıracak ama bu demek değil ki kötü bir şey olacak. Çünkü bu fal ferah bir fal. Hani daha iyi bir iş olacağı için, ilişkiniz bitmesi gerektiği için olabilir. Hani belki bitmeyecek ama bazen öyle bir dönem de olur. İkileme düşeriz ama sonra toparlarız. Öyle bir şey de olabilir ama bir büyük bir ikilem yaşanacak bu yıl içerisinde gibi. Kafanız bir konuda. Bu ailesel ya da arkadaşlarla ilgili bir konuda da olabilir. Bakın şurada bu şöyle açık renkte bir kalp oluşmuş burada. Bakın hani böyle kafası karışan bu kişinin böyle hani bu tarafa kafasını vermiş ama burada da bir boşlukta beyaz bir kalp var. Bence bu kafanızdaki o ikilemle ilgili de olabilir. Kalbiniz ve mantığınız farklı düşünebilir de. Bu kötü manada değil işte. Hani böyle kalbinizin istediği burada kalmak ama mantığınız daha iyi bir işe geçeyim, öbür tarafta daha çok kazanıyorum demek de olabilir. Mantığınız bazen bu ilişki bitmesi gerekiyor diyebilir ama kalbiniz hayır, ben sonsuza kadar bu ilişkide kalmak istiyorum da diyebilir. Onun ikilemini de yaşayabilirsiniz. Yani bu taraf, bir taraf kalp çıkmış çünkü. İnşallah en doğru kararı verirsiniz. Hayat maalesef böyle bazen ikilemlerde yaşanabiliyor. Her şey olabiliyor. Önemli olan doğru kararlar vermek, doğru adımlar atmak doğru zamanlarda. Şöyle bir bakalım başka neler çıkmış. Şimdi şöyle şu tarafa da bakınca, bakın şurada şey gördüm. Burada bir insan var ve böyle hızla yol alıyor ve böyle artık çok güçlenmiş. Hani böyle kolları böyle pazılanmış gibi çok güçlü iri yarı ve çok hızlı bir yolun içerisinde. Bakın ferah, aydınlık bir yolda hızla ilerleyen bir insan.
Yine bu yıl içerisinde hayatta bir konuda çok fazla güçleneceksiniz. Hani bu kişiye göre değişir. Güç kimisi için paradır, kimisi için büyük doğru insanla birlikte olmak güçtür, aşktır, sevgidir. Kimisi için doğru iş hayatında kariyer yapmaktır. Hani siz kendinize göre değerlendirin. Kendinizi en güçlü nasıl hissedecekseniz o yolda büyük bir güç elde edeceksiniz. Hani dediğim gibi, eğer ki ben aşk bulduysam ve doğru insanla birlikteysem ben kendimi daha güçlü hissediyorum diyebilirsiniz. Bunu genelde su grubu diyebilir. Yengeç, akrep, balık. Çünkü onlar duygu dünyası çok daha önemlidir onlar için. Sevdiği insanlarla birlikteyse, aşıksa, sevdiği adamla ya da kadınla birlikteyse daha güçlü yol alabilir. Toprak grupları biraz daha şeydir, mantıklı hareket eder. Hani onlar için iş, kariyer, uzmanlık alanı, özellikle Başak burçları için, Boğa burcu için güç, para, maddiyat, yatırım yapmak, doğru yatırım yapmak, Oğlak burcu için kariyer kesinlikle. Mesela onlarca da şey de olabilir. Hani böyle kesinlikle o konularda güçlü hissedebilir kendini. Hava grubu genelde daha entelektüel, bilgi birikimi artarsa, daha iyi bir eğitim alırsa, daha çok gezer, daha çok sosyalleşirse gibi gibi olabilir. İşte hani siz ayrıca hem burcunuza göre hem de karakterinize göre, haritalar da önemli çünkü. Bir konuda çok hızlı yol alacaksınız. O aldığınız yol sizi çok güçlendirecek. Böyle kocaman bir hale getirecek sizi. İnşallah öyle olsun. Biri var, bakın şurada size yavaş yavaş hayatınıza girecek. Hani böyle hayatınıza hiç ummadığınız bir anda birisi girecek. Böyle yavaş yavaş sakin karakterli bir insan. Bakın böyle durmuş, biraz da minyon gibi. Hani böyle çok, ama kafası büyük çıkmış. Çünkü düşünceleri büyük, aklı büyük bir insan gibi. Sakin, böyle naif, kibar ve sessiz sessiz hayatınıza biri girecek ve bence o kişi size kendini çok sevdirecek. Bu, yani yalnızsanız eğer, bu belki bir aşk olabilir. Hani böyle çılgın bir aşk ve böyle bir anda olan değil, sakin sakin gelen ama emin adımlarıyla, gerçekten size güven duygusunu da vererek, böyle aklına hayran kaldığınız biri hayatınıza girebilir. Bazen arkadaşlık da olabilir. Hep diyorum ya videolarımda, hani Mevlana'daki gibi, hani aşk Mevla'ya aşk, evlada aşk, partnerine aşk, hani böyle aşkın deyimi de farklıdır kişiye göre. Bir dostluk, bir arkadaşlık, aklına güvendiğiniz bir insan da hayatınıza girebilir yavaş yavaş ve sizi çok mutlu edecek ve bu fikirleriyle, sakinliğiyle sanki size böyle çok şeyler katacak bu yıl içerisinde. İnşallah öyle olsun. Etrafınızda doğru insanlar olsun. Yanlış insanlardan sadece zarar görüyoruz. Maalesef gönül bağı kuruyoruz ya böyle gereksiz ve saçma insanlarla. Sonra en büyük darbeyi, en büyük üzüntüyü, en büyük yanlışları onlardan görüyoruz. Aslında biraz mantıklı hareket etmek de gerekiyor aslında. Aklına güvendiğiniz, güvenilir, dürüst, düz insanlar gerçekten bize çok şeyler katar aslında. Farkında olmayız ama inşallah hep öyle dostluklar, arkadaşlar ve partner girsin hayatınıza. Bu yıl içerisinde böyle bir ferah gelecek ama biraz da hareketli, hep bu altı bakın böyle hareket etti falan. Çok fazla seyahat edebilirsiniz, çok fazla hareketli bir dönem olabilir. İş hayatınız ya da sosyal hayatınızda böyle bir hareketlilik olacak sürekli. Hani böyle üstünüzdeki o ölü toprağa kalkmış, ah artık hani böyle bir harekete geçiyorum. Her konuda biraz daha renkli, biraz daha keyifli bir yıl gibi. İnşallah öyle olsun. Hani çok hareket çıkıyor sürekli, alttaki şey değişiyor. Şurada bakın, şurada şöyle bir köpek maskesi var ama bakın. Şurada aslında bir maske gibi ama köpek maskesi gibi. Köpek paralar da genelde dostu simgeler. Hani iyi anlaştığınız birini ama maske. Çok yakınlığınızda böyle dost gibi sandığınız ya da size iyi gözüken bir arkadaş gibi gözüken birinin küçük bir ihaneti, ya da gerçek yüzünü görmek olabilir. Bu maskelemiş çünkü kendini. Bir şeyle yüzleşeceksiniz ama böyle tam hanenin karşısında, yılın ortasında olabilir. Sanki böyle birinin çok da size gözüktüğü kadar dost ya da arkadaş olmadığını maskesini düşünce anlayacaksınız. Biri sizi biraz şaşırtabilir. Maalesef hayatımızda böyle şeyler de olabiliyor. Ben hep diyorum ya, hani önemli olan kişinin renk verebilmesi. Hani siyahsa siyah olduğunu bilelim. Biz ona göre bu kötü, bu yanlış, bu yalancı vesaire diyebiliyoruz. Ona göre temkinli davranabiliyoruz ama hani bir de maske takan beyaz görünümlü siyahlar vardı ya, onlar çok tehlikelidir.
O yüzden umarım en yakın zamanda anlarsınız en azından. Hiç üzülmeyin. Kimin ne olduğunu anlamak her zaman beni mutlu eder. Hani ben ah niye böyleydik diye düşünmem. Neden bu kişi işte bana böyle yaptı ya da ben böyle düşünmüyordum, bu böyleymiş demem. Çok şükür bir an önce gerçek yüzünü gördüm derim ve ona göre bir yol alırım. Hayatımdan çıkartacaksam çıkartırım, nasıl davranacağımı bilirim. Üzülmeyin. Herkes bir şekilde maskesini düşürsün bence. Bakın burada uzak yoldan gelmiş iki kişinin kavuşumu var sanki. Çok uzun zamandır görmediğiniz arkadaşınız, belki çok uzun yıllar önce okuldan arkadaşınız, belki bir partneriniz, belki uzun yoldan beklediğiniz biri varsa bu yıl içerisinde bir kavuşma var bununla. Altı da çok ferah. Çok güzel bir kavuşma bu. Çok güzel bir tekrardan bir araya gelme. Hani çok hayırlı bir şey için tekrardan bir araya gelecek bu iki kişi. Çok etrafı da tertemiz çıkmış. İnşallah doğru bir şekilde hani kişiye göre değişir. Hani ne anlamda bir araya olduğunuz, arada olduğunuz. Şurada bir tane küçücük bir anahtar çıkmış. Anahtar genelde böyle bir şeydir. Bir şeyin anahtarı, yani araba almak olabilir ama bu çok büyük değil. Bir küçük bir şey. Hani böyle belki çok büyük bir ev değil, belki çok büyük bir sürpriz bir şey olmayacak ama hayatınızda muhakkak böyle küçük bir anahtarınız olacak. Ya hiç çalışmıyordunuz bir iş kapısı aralanacak ya da küçücük bir araba alacaksınız. Ama böyle sizi mutlu edecek çok tertemiz bir anahtar çıkmış. Hani böyle boyutunun hani maddi ya da maddi boyutunun ne olduğunun önemi yok ama size çok mutlu edecek, hayırlı gelecek bir anahtar çıkmış. İnşallah hani her ne olursa sizin için en hayırlısı olur. Şöyle hemen tabağımıza da bakmak istiyorum. Tabağımızda neler çıkmış? Bakın burada da hemen böyle birçok şey gitti. Sıkıntı, dert olmayacak. Sanki bu yıl biraz daha ferahladığınız bir ay olacak. Şey ay diyorum, yıl olacak bu yıl. Böyle daha güzel, daha ferah, aydınlık çıktı yani gerçekten. İnşallah öyle olsun. Bakın burada böyle hani bu bir tüfek gibi bir haber, öyle bir haber alacaksınız ki çok yani böyle etrafta tertemiz, çok büyük bir haberle çok mutlu olacaksınız. Aslında başında da öyle çıkmıştı, bir haber vardı. Bu yıl içerisinde aldığınız o büyük haberle birlikte bu mecazi anlamda tüfek çıkınca şey çıkar, hani böyle silah çıkınca ya da haber çıkar genelde fallarda. Büyük bir haber alacaksınız. Böyle yılın belki ortasından sonra olabilir bu. Çünkü tabakta çıktığı için böyle hayatınıza damga vuracak. İşte o sağlık haberi olabilir, bebek haberi olabilir. İşte o partnerinizden evlenme teklifi olabilir. Evlenme kararı alabilirsiniz ama o aldığınız haberle birlikte böyle hayatınızın gündemi değişecek. Çok da temiz ve ferah bir şekilde. İnşallah öyle olur. Çok temiz çıkmış yani. Bakın etrafı ve o böyle resmen bir tüfek gibi çıkmış. İnşallah sizler için hayırlı olsun. Bir de bakın böyle parça 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 sıralı haneye giren bir şeyler var. Böyle bu yıl içerisinde böyle küçük küçük değişiklikler yapacaksınız. Ya giyim kuşam veya böyle görüntünüzde değişiklikler ya da evinizle ilgili değişiklikler yapacaksınız. Ama muhakkak bu yıl böyle hareketli bir değişimlerin olduğu bir yıl olacaksın için. Bence bu fal çok ferah çıktı. Hani böyle karamsarlık falan da yok. Bakın hani böyle genelde fallarda karamsarlık çıkar ama inanın bunda hiç çıkmadı. İnşallah bunu niyet edenler için amin diyelim, amin yazalım. Hani hep güzel şeyler olsun. 2022 onlara şans getirsin. Çok mutlu olsunlar diliyorum. Yine de her ne dilediyseniz, güzel olumlamalar yaparak bitirelim. Bu yılla ilgili her ne dilediyseniz gerçek olsun diliyorum. Hani hepsini yaşayabilin. Sevdiklerinizle sağlıklı bir şekilde, huzurlu bir şekilde, başarılı, mutlu, güzel, keyifli bir yıl olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.